Altaş TV Ana Haber Bülteni'nden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. AFAD Başkanı Okay Memiş, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Ordu'ya geldi. Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve AFAD yetkilileriyle birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ordu'da 3 ilçede etkili olan selin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş Ordu'ya geldi. Başkan Memiş, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve AFAD ekibiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından AFAD Başkanı Okay Memiş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memiş, Ordu'da dün sarı ikaz verildiğini belirterek yaklaşık 500'ün üstünde personelle teyakkuz halinde beklendiğini söyledi. Yine Ordu'da da aslında dün itibariyle sarı ikaz verilmiş idi. Emniyetin, jandarmanın, AFAD'ın, Sayın Valimizin önderliğinde yaklaşık 500'ün üzerinde personel, yaklaşık 250-300'lük araç ve ekipman parkıyla tedbirli bir vaziyette riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklediğini söyleyebiliriz. Büyük bir sorun şimdilik gözükmüyor ama bu tedbirlerimizin hafifleteceğimiz anlamına da gelmiyor. Çaybaşı'nda sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Hatice Karakoca başsağlığı dileyen AFAD Başkanı Okay Memiş, amaçlarının can kayıplarının önüne geçmek olduğunu söyledi. Çaybaşı ilçemizde bir teyze maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Sel sularına kapıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Hatice Karakoç. Hatice Karakoç teyzemize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla işte amacımız bu can kayıplarının önüne geçmek. Ben burada bu tedbirlerin alınmasında emeği geçen başta Sayın Valimize, bütün personelimize ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyor, saygılar. Okay Memiş'ten ordulara önemli bir çağrı da geldi. Ordu için turuncu ikazın hala devam ettiğini belirten Okay Memiş, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ordu il için turuncu ikaz var. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Bir de Samsun'un işte Ordu sınırındaki doğu ilçelerinde turuncu ikaz şimdilik devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bir yağış olmamasına rağmen risk devam ediyorsa biz tedbiri elden bırakmayacağız. Risk ortadan kalkana kadar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ikazı ortadan kalkana kadar bütün vatandaşlarımızın bizim devlet tarafından verilmiş olan ikazlara, anonslara, mesajlara riayet etmelerini istirham ediyoruz. Dere yataklarından uzak dursunlar. Bunu özellikle kendilerinden rica ediyoruz. Bakın 15 santimlik yaklaşık 15 santimlik debisi olan bir su, akarsu bir vatandaşın ayağını yerden kesebiliyor. 35 santimlik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Yani vatandaşımız zannediyor ki ben buradan karşı karşıya geçerim ama geçemez. Veya araç zannediyor ki ya ben karşıdan karşıya geçerim. İkaz edilmiş olmasına rağmen bazen vatandaşlarımızın bu şekilde davrandığını kötü örneklerden görüyoruz. Hiç olmadığı kadar bölgesel, yöresel sadece bir köye, sadece bir havzaya 200 kilogram yağış düşmesi falan gibi beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacağımızı dünyanın her yeri için bilim insanları ifade ediyor. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde pazar günü meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Hatice Koca Koç son yolculuğuna uğurlandı. Ordu'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi. Bu yolculuğunu bu merhume annemize nasıl bilebiliriz? Çaybaşı ilçesinde pazar günü meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sele kapılarak hayatını kaybeden Hatice Koca Koç son yolculuğuna uğurlandı.
83 yaşındaki koca koçun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak helallik alınmak üzere Çay Mahallesi'ndeki evine getirildi. Çaybaşı Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası koca koçun cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Hatice Koca Koç'un yakınları ve akrabalarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit ile bazı partilerin ilçe başkanlarıyla vatandaşlar katıldı. Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlikle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kentte etkili olan şiddetli yağış İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara yol açtı. Yağışın etkisini yitirdiği İkizce ve Çaybaşı'nda büyükşehir ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Heyelan nedeniyle kapanan İkizce-Ünye Karayolu ise yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, şiddetli yağışın ardından zarar gören tarım arazileri ve yapılara yönelik hasar tespitinin AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, ilçelerde afet niteliğindeki aşırı yağışların meydana getirdiği selin olumsuz etkilerini en aza indirmek için İlk andan itibaren sahadaydı. Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını, dere ırmak taşması gibi olaylar meydana geldi. İkizce ilçesinde bazı bölgelerde heyelana yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu. Bazı yollar kapandı. Çaybaşı ilçesinde ise 83 yaşındaki Hatice Koca Koç sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sağanak yağışların hasara sebep olduğu andan itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu ve kurum yetkilileriyle İkizce ve Çaybaşı'na giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler sel felaketinde hayatını kaybeden Hatice Koca Koç'un evine taziye ziyaretinde bulundu. İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, OSKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri ve muhtarlarla kriz masası kuran Başkan Güler, yağışların olumsuz etkilerini hafifletmek için çok sayıda iş makinesi ve personelin bölge intikali için talimat verdi. Başkan Güler yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10.30'da başlayan yağmur 14'te bitiyor. Buradan alıp şuradaki ağaçları falan da hepsini götürüyor. Bayağı yoğun bir yağmur sele dönüşmüş halde. Tabii acımız büyük. Ailesiyle biraz önce ziyarette bulunduk. Başsağlığı diledik. Buradaki problemleri, iş makineleri hallediyoruz ama tabii cana gelen zararı gidermemiz mümkün değil. Acımız ondan dolayı büyük. Allah mekanı cennet etsin. 35 mahallemiz etkilendi. 29'u İkizce'de. 5 tanesi burada, 4 tanesi Akkuş'ta. Dolayısıyla bunların hepsini toparlayacağız inşallah. Başkan Güler'in talimatıyla 615 personel ve 259 iş makinesi bölgede yoğun bir çalışma sürdürüyor. Or
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Ayazlı mahallesinde bir evin çatısına yıldırım düştü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Devam ediyoruz efendim. İkizce ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Bir vatandaşın iki ineği heyelan sonucu telef oldu. Şenboluk mahallesinde ise bir vatandaşın iki ineği sel sularına kapılıp telef oldu. Ordu'da aşırı yağışlar iki ineğin telef olmasına neden oldu. İkizce ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar Şenbolluk mahallesinde de etkili oldu. Aşırı yağışların ardından bölgede irili ufaklı heyelanlar ve su taşkınları yaşandı. Bu anların birinde ise Dursun Aşçı'ya ait olan iki inek sel sularına kapıldı. Oluşan heyelan ve sel sularıyla inekler yaklaşık 600 metre sürüklendi. Sürüklendikleri noktada çevredekiler ve sahibi tarafından bulunan ineklerin telef olduğu görüldü. Telef olmuş halde bulunan ineklerin başında sahibi gözyaşı döktü. Bu anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Bölgede selle ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ordu Valiliği, Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerini vuran sağanak yağışlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Aşırı yağışlar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini ve Ünye-İkizce yolunun trafiğe kapandığı ifade edildi. Aşırı yağışlar Ordu'da Çaybaşı ve İkizce ilçelerini vurdu. Yağışların ardından bölgeye giden Ordu Valisi Muammer Eroğlu afetin vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından Ordu Valiliği Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerini vuran sağanak yağışlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden 07.07.2024 tarihi itibariyle yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrasında 7 Temmuz günü saat 13.30 itibariyle İkizce'ye 186,7 kilogram, Ünye'ye 89,8 kilogram, Çaybaşı'na 78,43 kilogram yağış düştü ifade edildi. Meydana gelen yağış neticesinde 112 acil çağrı merkezine 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Koca Koç isimli vatandaşın evinin önünden geçen menfeze düşerek sel sularına kapıldığı, AFAD, itfaiye, jandarma ve belediye ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Ayrıca Ünye-İkizce Karayolu'nun heyelan nedeniyle kapandığı, yol açma çalışmalarının karayolları tarafından yürütüldüğü de açıklamada yer aldı. Yollarda, altyapı ve üst yapılarda su taşkınları nedeniyle hasarlar oluştuğu belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Türk toplumuyla buluştu. Kurtulmuş burada önemli mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla buluştu. Dünyada insanlık tarihinin en önemli türbülanslarından birisi yaşanıyor diyen Kurtulmuş, küresel olarak birçok bölgede önemli değişimlerin bulunduğunu belirtti. Dünyada neredeyse orman kanunları diyebileceğimiz bir takım yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönemin içerisindeyiz. Ayrıca bunun yanında iklim değişikliklerinden göçmen sorununa kadar, yeryüzünde küresel olarak yaşanan gelir dağılımı adaletsizliklerinden iç çatışmalara kadar birçok bölgede, birçok alanda fevkalade önemli değişimleri, gelişmeleri yaşadığımızı görüyoruz. Dünyada şimdiye kadar küresel sistem bakımından da bundan sonrası için önemli değişikliklerin ortaya çıkacağını gördüğümüz, tahmin ettiğimiz bir dönemin tam da başlangıcındayız. Kurtulmuş yeni dönemde Türkiye olarak dünyayla ilişkileri üç halka ile ifade edebilecek geniş bir strateji içerisinde ele aldıklarını da ifade etti. İşte Türkiye olarak burada sizin de söylediğiniz güçlü Türkiye, güçlü toplum anlayışıyla
önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Türkiye olarak karşımıza çıkan bir takım tehditlerden yılarak değil, bir takım gelişmelerden çekinip geri adım atarak değil, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanın bütün alanlarıyla irtibat kurabilen ve bütün farklı bölgelerle kültürel, siyasi ve ekonomik olarak farklı bölgelerle işbirliğini geliştirebilme potansiyeline sahip olan dünyadaki ender ülkelerden birisi. İstanbul merkezli aralarında ordunun da bulunduğu 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan biri tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütlü tefecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul merkezli Ordu, İzmir, Tekirdağ, Adana ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden biri tutuklandı, 17'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı, biri serbest bırakıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bazı şüphelilerin bir ticaret merkezinde kurdukları farklı firmalar üzerinden çekle teminat karşılığında ve POS cihazıyla tefecilik yaptığı belirlenmişti. Çalışma kapsamında mağdurlardan birinin zanlılardan %3 karşılığında para aldığı, komisyon haricinde teminat olarak çek vermesi ve ipotek göstermesi istendiği, faiz karşılığında borcunu ödemesine rağmen müştekinin çeklerinin icraya verildiği, teminat olarak gösterdiği taşınmazlarının da şüphelilerce üçüncü kişilere devredildiği anlaşılmıştı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve vergi dairesinden alınan bilgilerde yapılan incelemede, vergi suçu işleyen zanlılar ve firmalarca ticari işlem hacimleri yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar lira nakit çekildiğinin belirlenmesinin ardından İstanbul merkezli ordunun da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, örgütlü şekilde tefecilik suçu işledikleri iddiasıyla 19 zanlı gözaltına alınmıştı. Altınordu Halk Eğitim Merkezi köy yaşam merkezlerinde çeşitli alanlarda kurs vermeye hazırlanıyor. Müdür Tuncay Topal, başta fındık olmak üzere üreticinin de yakından ilgilendiği alanlarda eğitim vermeye hazır olduklarını belirterek herkesi bu kurslara kaydolmaya davet etti. Köy yaşam merkezleri mahallelerin ve eğitimin kalbi oldu. Kırsal mahallelerde bulunan ve atıl durumda kalan eski köy okulları köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü. 7'den 70'e tüm köy halkına, fındıktan arıcılığa kadar tüm alanlarda halk eğitim merkezleri aracılığıyla hizmet veriyor. Altınordu'muzda yaklaşık 43 tane köy yaşam merkezimiz var. Biz bu bütün köy yaşam merkezlerinde en az birer kurs açmayı düşünüyoruz. Ama kurs açmanın yolu, öncelikle 12 kişinin bir araya gelmesi, bizden kurs talep etmesi gerekiyor. Bütün köylerimizde özellikle köy yaşam merkezlerinin faaliyete geçirmek istiyoruz. Güzel mekanlar oluştu, eski binalar onarıldı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu binaların onarılmasında orada büyük bir katkı sağladı. Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Topal, ilçede bulunan 43 köy yaşam merkezinde usta öğreticiler tarafından eğitimler verildiğini belirtti. Yeni kurslar için de hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Özellikle fındık budama, fındık yetiştirme ve fındık konusunda kursların çok faydalı olduğunu gördüm ve bütün muhtarlara bunu öneriyorum. Arıcılık, fındık budama ve seracılık üzerine köylerde kurs açabiliriz. Muhtarlarımız yeter veya bunların dışında başka kurslar da olabilir. Sadece bizim önerdiğimiz 3 kurs değil. Köy yaşam merkezlerinde kursların açılabilmesi için sadece 12 kursiyere ulaşılması gerektiğini belirten Tuncay Topal, özellikle bu konuda mahalle muhtarlarına büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Mutlaka bu kurslara gelmeleri için bölge halkına çağrıda bulunsun dedi. İnşallah bu dönem yeterince talep bulacağız ve muhtarlarımızın sayesinde köy yaşam merkezlerinin tamamında kurs açacağız inşallah. Kahverengi kokarca mücadelesi için fındık bahçelerine salınan samuray arıları çalışıyor. İzleyeceğiniz görüntüler ise bir fındık bahçesinden. Samuray arıları fındık yaprağına bırakılan kahverengi kokarca yumurtalarını bakın nasıl parazitliyor. Bakın burada kokarca zararlısına ait yumurta paketi var. Şöyle, evet, yumurta paketi var. Biraz daha aşağı. Evet.
kokarca yumurtalarına ait burada paket var. Siyah olduğunu görüyorsunuz. Normalde beyazdır. Samur ayırlarımız gayet güzel bir şekilde çalışmışlar ve yumurtalarını, kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlemişler. Fındık bahçelerinde kahverengi kokarca zararlısına karşı başlatılan biyolojik mücadelede samuray arıları önemli bir rol üstleniyor. Bu görüntüler fındık bahçelerindeki başarılı uygulamaları gözler önüne seriyor. Kahverengi kokarca fındık verimini olumsuz etkileyen zararlı böceklerden biri. Bu zararlıyla mücadelede kimyasal ilaçlamaların yanı sıra biyolojik yöntemler de kullanılıyor. Biyolojik mücadele kapsamında salınan samuray arıları kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek zararlının çoğalmasını engelliyor. Samuray arıları fındık yapraklarına bırakılan kahverengi kokarca yumurtalarına saldırarak onları parazitliyor. Bu yöntemle zararlının yumurtadan çıkması ve çoğalması önlenmiş oluyor. Kokarca yumurtalarına ait burada paket var. Siyah olduğunu görüyorsunuz. Normalde beyazdır. Samuray arılarımız gayet güzel bir şekilde çalışmışlar ve yumurtalarını, kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlemişler. Bakın orada zaten parazitoid de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle ışıkta siyah olan da bizim samur ayarımız. Harika bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Fındık üreticileri bu biyolojik mücadelenin çevreye zarar vermediğini ve kimyasal ilaç kullanımını azaltarak daha sürdürülebilir bir tarım pratiği sağladığını belirtiyor. Kahverengi kokarca zararlısına karşı kullanılan bu biyolojik mücadele yöntemi hem çevre dostu hem de etkili bir çözüm sunuyor. Fındık üreticileri bu yöntemin yaygınlaşması ile birlikte ürün verimliliğinin artacağını ve zararlıların kontrol altına alınacağını umuyor. Samuray arılarının fındık bahçelerinde gösterdiği bu başarı, biyolojik mücadele yöntemlerinin tarımda nedenli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Üreticiler bu yöntemle birlikte daha sağlıklı ve verimli bir fındık üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Gölköy Çevre Köyleri Derneği geçtiğimiz hafta Kocaeli'nde şehit düşen Cemalcan Ev ve ahirete göç eden şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif düzenledi. Gölköy Çevre Köyleri Derneği şehitlerimizi unutmadı. Gölköy Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ercan Taş'ın organizasyonunda geçtiğimiz hafta Kocaeli'nde şehit düşen polis memuru, aynı zamanda da hemşehrileri olan Cemalcan Ev başta olmak üzere ahirete göç eden tüm şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okutuldu. Dernek Merkez Lokali'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kumbar, Bağcılar Belediye Başkan Danışmanı Temel Uzun, Meclis Üyesi Cemali Çelik ve Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir'le dernek üyeleri de katılım sağladı. Selamun alel murselin ve selametun alel hadirin velhamdülillahi rabbil alemin. Dernek Başkanı Ercan Taş böylesine anlamlı bir programı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öncelikle bugünkü programımızın çok büyük bir manası var. Çok programlar yaptık ama bunun çok bir ayrı bir değeri var. Bu da geçen hafta şehit düşen kardeşimiz Cemalcan kardeşimiz. Benim de aynı zamanda akrabam oluyor. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Derneğimizin bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir program oldu. Uzun zamandır derneğimizin güzel etkinlikler yaptı, güzel şeyler yaptı. Bizlerin de bu olaylara vesile olduğumuz için, insanlara vekil olduğumuz için teşekkür ediyorum. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Ardından şehitlerimiz adına dualar edildi. İlahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek iman üzere çeneler kapayabilmeyi nasip eyle. Mevlid-i Şerif yemek dağıtımıyla sona erdi. 1. Uluslararası Türkiye Gürcüleri Göç Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Ordu Üniversitesi'nde konferans düzenlendi. Ardından akşam düzenlenen etkinliklerle katılımcılar eğlenceye doyamadı. Unutulmaz bir akşam yaşandı. Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ile Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğinde 1. Uluslararası Türkiye Gürcüleri Göç Günü etkinlikleri düzenlendi. İlk olarak Ordu Üniversitesi'nde konferans düzenlendi. Açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Bu derneğin neden kurduğumuzu
anlatmak istiyorum arkadaşlar. Üç ayağı var. Bu ayaklardan birisi kültür sanat. Siz de takdir edersiniz ki bir ülkede, bir şehirde kültür ve sanatın rengarenk olması lazım. O rengarenklik yoksa belli bir zaman sonra söner o çiçekler diye düşündük. Biz de bir çiçek olalım, biz de bir renk olalım diye burada yaşayan Gürcü kökenli kardeşlerimizle beraber ve dahi Gürcü kökenli olmayan arkadaşlarımızla beraber bu derneği kurduk ve bu kültürü, Gürcü kültürünü yaşatmak ve yaşamak için arkadaşlar ve nesillerimize miras bırakmak için hep beraber bir gayretle bugüne kadar geldik. İnşallah bunun ikincisi, üçüncüsü, onuncusu, yirmincisini yapmaya niyet edeceğiz, gayret edeceğiz, hep birlikte başaracağız. Gürcistan-Türkiye ilişkilerinde de önemli bir aktivite oluyor bunlar. Tekrar geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Akşam da Samida konserinde daha yoğun bir şekilde bekliyoruz. Ben de bir aslen Gürcü ordulu olarak yurt dışında yaşayan bir kardeşinizim. Tabii öncelikle bu derneğin Ordu'da kurulması gerçekten güzel bir şey ve herkese hayırlı olsun diyoruz. Tabii bu derneğimiz daha önce Ünye'de, Fatsa'da, işte Çarşamba'da ve Sinop'ta aktif idi. Ordu merkezde aktif değildi. Bu da bugüne nasipmiş. Konuşmaların ardından göç belgeseli katılımcılara seyrettirildi. Türkiye Gürcüleri Tarihi ve Göçü konulu konferans tarihçi Murat Kasap tarafından verildi. Etkinlikler Ordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda devam etti. Düzenlenen konsere katılım yoğun oldu. Katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı. İlk olarak Gürcistan Halk Dans Topluluğu gösterisi gerçekleştirildi. Dans topluluğunun ardından müzik topluluğu gösterisini katılımcılara sundu. Gösterilerin ardından Samida Müzik Grubu seslendirdikleri unutulmaz eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Fener alayı ve lazer gösterisiyle alan renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler havai fişek gösterileriyle sona erdi. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.